Bana karışma sen. Gülü Beride. Beride Gülü. Kıyamet koptu. Zebil oldu Zehra. Baktı ki hanımı tutamıyor. Kendi de ardından peşi sıra gitti. Nereden bulacaksa. Demek ki Hamza'nın yerini biliyor anası. Sen ne diyorsun Reşit? Bağa bak. Reşit değil. Reşit ağa. Hem benim kocam sen askerlik arkadaşın mı? Aşağı tükürsün sakal, yukarı tükürsün bıyık ya. Hayret. Şayet diyor, Hamza'yı Zihra sakladıysa. Ana işte. Katilin de anası olsa ana. Kız, biz de dedik ya, acısından acık üşüttü dedik. Baksın ki niye gülüyormuş. He. Demek ki ölmemiş Hamza kız. Yahu. Bu Hamza. Muzaffer ne diye öldürsün ki? Benim bildiğim Hamza'nın kuş kadar aklı. Ha. Tam üstüne bastın Yasin'a, çek ayağını. Bakalım Hamza kendi aklı fikriyle mi yaptı bu işi? Değil mi? Ah. Şu jandarma Hamza'yı bir sağ bulsa da, şu dosya bir daha baştan bir açılsa. Ah, ah. Nerede Hamza? Söylerdi nerede? Yolu tarif et. Söylemeyeceksen ne bindi otomobile? Bas bas bağırıp rezil mi edecektin bizim hali? Az daha kalsak Hamza'nın yaşadığını herkes öğrenecekti. Yemin ederim gözümü kırpmam vururum seni. Söyle hadi. Nerede? Eğer bizi yanlış yere götürüyorsa sana söylüyorum. Yolu tarif et. Nerede Hamza? Jandarmaya mı verecek? İnsan kardeşini ele verir mi? Verir. Katilse, hele hele kocasının katiliyse verir. Hatta oracıkta alır canını. Hadi, söyle. Nerede Hamza? Söyle. Hadi söyle. Toroslarda. Yaylada. Tekir yaylasında. Yerden başladık artık. Yavaş yavaş düzlüğe çıkacağız. Görürsün. Çalışmak sana iyi geliyor. Buna seviniyorum. Evin erkeği benim. Senin imkanlarınla daha ne kadar yaşayabilirdik ki? Bir de yarın bir gün çocuğumuz olursa eve ekmek getiremeyen baba evladının yüzüne nasıl bakar ki? Çocuğumuz olursa seninle gurur duyacak. İyi günler. Çiftliğe bir haber götürmüştük. Malumatınız var mı? Hayır. Hamza ölmemiş. Ölmemiş mi? Cesetten aldığımız parmak izleri Hamza'nınkiyle uyuşmuyor. Cesedin kimliğini de araştırıyoruz ama Hamza'nın ölmediği kesinleşti. Şimdi her yerde onu arıyoruz. Öyle sanıyorum ki bu haber kulağına gittiğinde korkudan köşeye sıkışacaktır. Hangi delikteyse yakalayacağız. Çok şaşırdım. Kendi imkanlarıyla kaçması imkansız. Mutlaka biri ona yardım etmiş olmalı. Merak etmeyin. Her türlü ihtimali araştırıyoruz. Sizi temin ederim ki abinizin katilini en kısa zamanda yakalayacağız. İyi günler dilerim. İyi günler.
Zekai Bey, jandarma komutanlığından geldiler. Sebebi neymiş? Muzaffer Bey'in katilini aramak için her yere giriyorlarmış. İyi de burası bir fabrika. Üstelik Muzaffer Bey'in fabrikası. Burada olabileceğini nasıl düşündüler? Fabrikayı aramayacaklarmış efendim. Hamza'yı tanıyan bazı arkadaşlarımda soruları olacakmış. Komutan Cemal'in ricasıymış. Müsaadenizi istiyorlar. İliş çıkacak sağır bunun altından. Bana da öyle geliyor. Neydi Güllü'nün o hali? Kolay gelsin hanımlar. Sağ olun. Sağ olun. Bu aralar Hamza'yı buralarda gören var mı? Cenazesini kaldırdık ya. Tövbe, yaşıyor mu? Yaşıyor ya. Bak, Hamza'nın nerede olduğunu bilip, görüp söylemeyen varsa adalete o da hesap verecek ha. Komutanım, ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Güllü abla Tomofili'yle buraya geldi. Silah doruyla aldı götürdü babasını. Komutan Cemal'in yanına gidiyoruz oğlum. Sanırım işin sonuna geliyoruz. Hadi kolay gelsin. Ne oluyor lan gene? Hukukatsız gününüz yok. Niye gelmiş jandarma? Seni arıyorlar. Çabuk kaç içeri. Niye beni arıyorlar? Nikahsız, nişansız, Pakize ablanın evine çöreklendin diye annemler seni şikayet etti. Bana bakın kız, tenekenin kararı. Dinliyorsunuz mu beni? Bak, burada Pakize'nin namusuna dil uzatanın dilini yemin ediyorum kendi elimle koparırım ha. Ne ben onun hanesine zorla girmişim, ne de elin günün diline düşecek bir şey yapmışık biz. Ayıp değil mi ya? Koskoca kadınlar utanmıyorsunuz, dedikodunuzu Sabi Sübyan'ın önünde yapıyorsunuz ya. Ya Ramazan abi şaka yaptım ya. Hamza abi ölmemiş. Jandarmalar ondan gelmişler. Ne diyorsun lan sen? Yürü kalk git. Herifi gömmediler mi o güneyin? Başkasını gömmüşler. Ne diyorsun lan? Ali sen çarşının şu tarafına bak. Ben de buraya bakacağım. Emredersiniz komutanım. Burada bekleyeceğim. Yarım saattir sürüyoruz. Gelmedik mi hala? Bu kadar daha gideceğiz. Bana bak. Sen beni doğru yola götürdüğünden emin misin? Benzinim bitiyor. Nasıl gideceğim? Bak ya söyle ya da. Elini vicdanına koy Güllü. Hamza senin canından can, kanından kan. Kurban olayım Hamza'yı teslim et. Yoksa sen de mi işin içindesin? Beraber mi planladınız bu zaferi vurmayı? Ha? Sizi çiftlikten kovdum diye intikam mı aldınız benden kocamı öldürerek? Babanı, kardeşini vur, hapse gir. Ben de bir başıma kalayım bu dünyada. Bırak şunu. Allah aşkına Güllü, baban öyle şey yapmaz. Karışma sen. Hamza'nın aklı ermez. Kesin sen de bu işin içindesin. Ben Allah'tan korkarım Güllü. Bu işle alakam yok. Ben de sordum ama demedi kimin yaptırdığını. Ne? Muzaffer'i biri mi öldürtmüş? Ne diyorsun sen? Kim? Söyle! Anne! Yemin ederim ben de bilmiyorum. İlk defa söyle! Ederim. Söyle! Çabuk diyorum sana. Muzaffer'i biri mi öldürtmüş? Söyle çabuk Hamza'nın yerini. Yeter! Yemin ederim öldürürüm seni. Söyle! Kulu gelen olayım, söyle Cemşir! Muzaffer'i kim öldürtmüş, söyle!
Ben de dedim ama demem dedi. Bilirsen sen de yanarsın dedi. Bu da evladın, bu da evladın. Kanında bebeciği var. Yazık değil mi derdi be koşturup duruyor cancağız. Yeter artık söyle. Hamza nerede? Belki cezası azalır. Orada. Az kaldı. Hanım kendi derdine düşmüş yollarda, mutfakta kahveler içiliyor. Aman bacım, sabah çok kaçırmışız kahvaltıyı. Hazmedelim diye kahve keyfi yapak dedik, çok mu gördün? Latife, Latife. İçin tabii, afiyetiniz olsun. Sağ olasın. Dur kız, dibini içme. Neye ki? Ver bir falına bakayım. Laflarını boşa sayma. İçimden geldi. Bir falına bakayım dediyse bahar soyka. Kapat. Ver, ver. Oh, 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 oh. Kabarmış, kabarmış. Kız. Reşit aile hiç münasibetin kalmamış. Utanma, utanma. Kadın adınayız şurada. Hepimizin bin bir türlü derdi var. Aha şu kapıdan dışarı çıkmaz. Evvelden böyle değilmiş ama. Bu yeni, yeni. Nasıl desem sana? Ciddi geldiğinizden beri böyle bu. Senin aklın fikrin burada. Allah'a şükür başka bir derdin, kederin yok ama. Dur bakayım, düzelecek bu, düzelecek. Bir vakte kadar. Ama sen bir ay mı desin, bir sene mi? Evet. Artık bunu aşmaya gerek yok. Çıktı falan. Haydi yıka canım. Kız. Çıktı mı, bildi mi falan, he? Bildi vallahi, bildi bacım. Tomofil yolu uzundur. Keçi yolundan çıkak.
görmedim. Zaten tanımam etmem. Peki, ilginize teşekkürler. İyi günler. Size de komutanım. Kimseden bir bilgiye ulaşamadık komutanım. Herkes yardım etmek istiyor ama kimse bir şey bilmiyor. Hadi devam edelim. Emredersiniz. İyi günler madam. Ah, bonjour monsieur. Madam. Ha, bonjour. Ah, hayırdır? Bir vukuat mı var? Yok, endişelenecek bir şey yok. Birini arıyoruz da. Muzaffer Bey'in katili Hamza hala hayatta. Onu gören bir bilen var mı diye araştırıyoruz. Sizin bir bilginiz var mı acaba? Ah, no. Hayır. Teşekkür ederim. Au revoir. Ah, monsieur, belki sizin için mühim değil ama... kardeşi Serap Hanım benim müşterimdir. Biraz evvel kendinin otomobilini yayla yolunda gördüm. Sanki yol kenarına bırakılmış gibiydi. Sonra da Serap Hanım'ı uzaktan bir kadın ve bir erkekle yürürken gördüm. Teşekkürler. Bir de bir çoban... Seveyim. Bir yerde dur, soluklan. Sen kaldırsan da karnındaki kaldırmaz bunca yolu. Buraya kadar geldim. Geri dönmem artık. Dinle ananı istersen. Siz burada oturun. Ben Hamza'yı getireyim. Yok yok. İstemez. Üç adım sonra vazgeçersin sen yine. Götürür saklarsın oğlumu. Hatta beraber saklanırsınız. Onu bulana kadar vazgeçmeyeceğim. Son nefesime kadar. Hadi. Bayırda, yolun orada. Yolun orada mı? He. Ne işi var yolun orada? Ya, keçiler yolu kapattıydı. Sonra bir tomofil geldi, içinden bir kare indi. Ben de korktum, bir tanıdık çıkar diye kaçtım. Yani sürüyü orada yolda bırakıp buraya kaçtın, öyle mi? He. Allah cezanı vermesin. İşte bir gariplik var. Yürüyün gidiyoruz. Emredersiniz. Yaktın beni Sayın. Haline bak. Yazık, günahsa. Hoşuma ne geldiyse yazıktan günahtan geldi ana. Şu Hamza'yı yakalayalım da bitsin bu iş. Ne de yaktın, kendini de yaktın. Ah. Bu adam da kim? Tanıyor musun yoksa?
Serap Hanım, iyi misiniz? İyiyim. Bir aksilik mi var? Hamza yaylada saklanıyormuş. Neden bize haber vermediniz? Silahınız lütfen. Kanun kaçağı saklamanın suç olduğunu bilmiyor musun Cemişir? Kim bu adam? Asker arkadaşım. Hamza'yı ona emanet etmiştim. Ama benim oğlum olduğunu bilmiyor. Hiçbir günahı yok. Hangi ev? Kaçma, yoksa ateş etmek zorunda kalacağız. Hamza! Serap Hanım! Hayırdır? İyi saatte olsunlar mı geldi bir ileri bir geri yürüyüp durun? Neredesin sen kabak? Karın mısın ki hesap sorayım mı? Ha? Tıraş oldum. Tıraş? Maymun şeyini görmüş. Yürü kalk git. Şimdi beni konuşturacaksın ha. Senin saçın mı var kine tıraş oluyorsun ya? Yürü kalk git. Bak hele, ne diyeceğim? Güllü arabayla gelip Cemşir'in evini basmış. Cemşir'i önüne koydu, arabaya bindirdi, basıp gittiler. Arkasından da jandarmalar gelmiş. Hamza'yı arıyorlarmış. Tövbe estağfurullah. Şimdi ben bu salak adamın dayımı nasıl indirdiğini zaten anlamıyorum. Bir de neyi anlamıyorum biliyor musun? Bu adam niye öyle taklidi yaparak saklanıyor? Ya sen ciddisin ha? Ya tabii ciddiyim kardeşim. Güllü tomofiliyle... Nasılsın? Bak güzel. İyi günler. Kendi başına gelin güvey oluyor ha. Bakıyorum da. Bak güzel. Hayrola ya? Ayran içtik, ayrı mı düştük? Selam sabah kesmişim ben lan. Ha? Benden öte dur Zaloğlu. Yoksa? Tamam tamam, bilirim yoksasını. Döversin, erkek kızsın. Ya bak, ben hastayken beni eve aldın, bana baktın ya. Ölsem hakkını ödeyemem, sağ ol. Ama gel küsme bana. Gönlüm üzülüyor sana. Bak güzel. Birden şair kesildin zar. Ben senin niye sevindiğini biliyorum da, yüzlemiyorum. Üzülürsün çünkü. Geç içeri aynaya bir bak sıfatına, saçına, başına. Ondan sonra birbirimizi dartarak. Kabak efendi. Baba. Ya niye söyledin ki yarımı? Hani demeyecekti? Ne istedin kocamdan? Hı? Ne çıkarın vardı da beni kocasız, bebeğimi babasız bıraktın? Kim çek vur dedi sana Muzaffer'i? Söyle. Kim o? Kim vurdurttu Muzaffer'i?
Baba, ya onu da mı dedin? Yaktın bizi ha? Kim bu kadar korktun? Kim bu cani? Söyle! Serap Hanım. Söyle! Lütfen Serap Hanım. Tamam. Öldürseler tamam. Anam. Ana korkuyorlar ben. Yavrum! Ana bırakma. Ana ne yapacağım ben içeride? Baba! Baba! Hamza! Ana bırakma. Baba! Konuşturun bunu. Muzaffer'i kim vurdurtmuş öğrenin. Yazıklar olsun sana. Bu koçuş buraya kadarmış Hamza. Kemal abi. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Dur Meryem Dezze'ye haber vereyim. Dezze! Dezze bak kim geldi. Kemal! Ana! Yavrum! Kemal! Ana. Nasılsın anacığım? Evladını gören ana nasıl olsun? Ana, işe başladım. Esa mı? He. Muhsin Usta'nın yanında. Küçük bir atölye. Parası az ama iş iştir işte. Avansımı da verdiler. Ben de size mutfaklık bir şeyler aldım. Kadir kıymet bilen oğlum benim. Allah muvaffak etsin. Allah bu günleri aratmasın inşallah. Amin. Hadi gir, gir içeri. Ana, halde bekliyordur şimdi. Öyle avansımı alınca hem haberi vereyim hem de mutfaklık bir şeyler getireyim diye işten çıkar çıkmaz geldim. Gördün mü bak, her zifirin arkasından bir ışık çıkar. İnşallah bundan böyle işlerin rast gider çocuğum. İnşallah ana. Bari bir çay içeydin. Ha? Halde sofrayı kuruyordur. Bekletmiyorum ana. Hadi ana. Kal sağlıcakla. Güle güle. Korktun mu kız? Ya az biraz yüreğim ağzıma girdi ha. Sen bir gel bakayım. Gel, 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 gel. Seni çok özledim be. He, belli oluyor. He. Dikkat et, Hacer görmezsin. Hani ben nerede? Ha, demin cam siliyordu şurada. Çok şükür yok. Bir yerlere saklanıp da izliyor olmazsın sakın. Duymadın mı? Zabanan zabanan dediklerini. Neymiş efendim? Reşit değil, Reşit Ağa. O senin bir asker arkadaşın mı? Ağzının payını verirdim ama hadi dedim Gülizar. Sus, sus bir şey deme. Şimdi, değil mi? Hazır hiçbir şey bildiği yok. Reşit'le muhabbetini bozmasın. Güzel güzel konuşuyorsunuz dedim. İyi yapmışsın, iyi. Sen ona uyma. Bu gece geleyim mi kız, ha? Ha. Daha istiyorsun yani, ha? Yazık değil mi bu? Burada böyle tek başına kaldı. Bir kolyesi yok, bir küpesi yok. Takıp takıştırayım, eli versin. Sen var ya sen. Hadi canım, uyumcular açıktır. Sen güle güle git, güle güle gel. Akşamdan bekliyorum. Gece yıkan paklan da gel ha. Ha
işten güçten ayacıklarım koptu vallahi. Kolayladın mı bari? Ha, cam pencere bitti. Hanımdan ses seda yok mu? Gözümüz yolda, bekliyoruz. Nereye Reşit? Sağa ne Hacer, sağa ne? Ha, işte. Hamza'yı yakaladılar. Muzaffer'i biri öldürtmüş. Ne? Hamza'nın aklına girmişler, biri kandırmış. Şimdi onu konuşturmaya çalışacaklar. Katil bulunana kadar siz dahil herkes benim için zanlı. Paşazade hoş geldin. Eve uğradım. Neriman fabrikada çalışıyor dedi. Hesap kitap işleri işte. Anca bitirdim. Haberleri aldın mı? Ha? Hamza yakalanmış. Öyle mi? Ha evet. Evet arıyorlardı zaten. Hatta bugün buraya da uğradılar. Hamza'yı tanıyan birkaç işçiyle konuşacaklarmış. Nerede bulunmuş? Yaylada, bir çobanın evinde. Babası ifadesinde oğlumu yaktılar. Birileri Hamza'yı kullandı demiş. Kimmiş peki? Babası bilmiyor. Hamza da ölsem adını vermem diyormuş. Ama er geç ortaya çıkar Zekai. Hamza adını vermeye bu kadar korktuğuna göre çok kudretli biri olmalı. Evet, çok şaşırtıcı değil mi? Hatta çok can sıkıcı. Söyle bakalım, kim seni azmettiren? Yok komutanım demem. Niye bu kadar korkuyorsun adını vermeye? Ya öldürür ha. Söylemezsen yaşayacak mısın Hamza? Muzaffer Bey'i vurduktan sonra onu tekrar gördün mü? Kimi? Muzaffer Bey'i öldürmeni isteyen kişiyi tabii ki. Onu daha önce tanır mıydın? Konuşsana lan! Ya bu... Bu... Kim bu adam? Adam kim? Muzaffer Dinç Aslan'ı indirmek için Hamza salağını tuttuğuna göre kaplamayın teki. Hamza'dan daha salak. Sanki bana Hamza hayatımda silah mı tutmuş? Birbirinden zalim iki tane evlat yetiştirmiş şu Cemşir namussuzu. Bir denesi dayımı indirdi. Öbürküsü de beni süründürüyor. Allah! Halide. Neyin var? Çiftliğe götürür müsün Kemal?
Güllü ile konuşmak istiyorum. Muzaffer Bey'i vurduğun silahı nasıl temin ettin? Çiftliğe sık sık girip çıkar mıydın? Yok. Güllü bizi çiftliğe sokar mıydı sanıyorsun? Öyle bir iki defa gittik, hep uzaktan bakıyorduk. Muzaffer Bey'i vurmanı isteyen şahıs neden seni seçti Hamza? Karşılığında ne teklif etti? Yoksa Serap Hanım ve Muzaffer Bey'e husumetin mi vardı? Yok. Yok komutan. Güllü'yle biz oldum olası anlaşamazdık ama... neticede kardeşim... Öyle seni vurdun lan! Yok komutan. Yok. Husumetten vurmadım Muzaffer Bey. Eğer beni ipe gönderirseniz Güllü'ye değil mi? Yok, husumetten değil. Peki. Muzaffer Bey vurmanı isteyen şahıs kadın mıydı, erkek miydi? Ben kadın sözü dinleyecek adam mıyım komutan? Bak şimdi anlaşmaya başladık. Ihlamur, sıcak sıcak. Bebeğe iyi gelir. Sağ ol. Hanımım. Şu yüzüğünü bir versene ma. Ne yapacaksın? Senin bu aralar canın çok sıkıldı, çok bunaldın. Hadi ver bakalım. Bebe oğlan mıymış, kız mıymış? Aa, nereden bileceksin ki? Gerçi senin karnın sivri ama... yine de bir bakalım. Şöyle bileceğiz. Aç avucunu. Şimdi bu daire çizerse... erkek, ileri geri giderse kız. Tamam mı? Hazır mısın yüremeye? Hazırım bakalım. Hadi bakalım. Bismillah. Neydi daire çizerse? Erkek. Doğru mu bu? Vallahi ben hiç şaştığını görmedim. Gerçi ne fark eder, kız erkek sağlıklı olsun da. Ama bir oğlum olsun isterim. Muzaffer'in yerine koyarım onu. Anasına sahip çıkar. Yaslandığım bir dağ, bir ağaç olur. Gülizler dediydi dersin. Bu lafımı da unutmayın. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Gülizar. Pişt. Gel gel. Gel. Görür müsün? Kadere bak. Ayrılmamızı hiç istemiyor, değil mi? Nereden? Şşş. Bak sana ne aldım. Bak, 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 bak. Bu gece odanda vereceğim. Niye?
Oyun mu oynuyoruz? E sen oyun oynamasını seviyorsun. Ben de oyun oynuyorum. Aa, bir ağır ki. Vallahi taşımakta zorlanıyorum. Eh, ben bunu bu geceye kadar odamda bir yerlerde saklayayım. Gülizar. Nasıl ağır, nasıl ağır. Hayırdır? Hadi sorayım da rahatla. Benimkinden bir şeyler istedim de buraya. Kız Gülizar, çatlatma adamı da söyle. Kim şu seninki? Nereden buldu? Adana büyük yer canım. Adana'nın büyük yer olduğunu biliyorsan efendi. Ama çiftlik güçlük sende bir yere gitmiyor. Niye canım? Hiç mi çıkmıyoruz çarşıya, pazara? Vallahi bu dar vakitte ne ediyorsan artık adam altınları döşüyor. Sen niye benimle uğraşıyorsun? Uğraştığımdan değil, ikaz ediyorum. Bu gidiş gidiş değil. Başına iş alacaksın sonra. Hiçbir şey olmaz. Sen beni fazla düşünme. Hadi bekliyorum. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. İçeride çok kalmayacağım zaten. Sana da böyle ayıp oluyor biliyorum. Gecenin bu saatinde seni tek başına gönderemezdim. İçini rahat tut. Ayıp olur mu hiç? Kocanım ben senin. Hadi çabuk. Bekliyorum seni. Halide Hanım sizinle görüşmek istiyorum. Herhalde haberi duyup geldin. Evet, komutan haber gönderdi. Ama önemli olan arkasından kimin çıkacağı. O sen misin? Kim ben miyim? Hamza bunu bana başkası yaptırdı demiş. Eğer öyle bir şey olsa Hamza'nın peşinde dağlarda niye koşturayım? Peki başka kim olabilir? Abim böyle düşündüğünü duysa çok üzülürdü. Abim bana tokat attığını duysa buna da üzülürdü. Aklıma senden başka kimse gelmiyor. Muzaffer'i öldürmekte ne gibi bir çıkarım olabilir? Bütün çiftlik sana kaldı. O varken de benim de. Hayır, o zaman ikinizin de. Halide. Emin ol Muzaffer'in yaşamasını bu çiftliğe tercih ederdim. Keşke yaşasaydı da Kemal'le senin oturduğun gibi tek göz bir odada yaşasaydık. O halde abimin bıraktığı kağıtları bana vermekte bir sakınca görmezsin. Hangi kağıtları? Daha önce de söylediğimiz gibi Ramazan'da ben de hakkımızı istiyoruz. Miras kağıtlarını. Ya o kağıtları sen göstereceksin ya da avukatın mahkemeden isteyecek. Tamam. Yarın fabrikaya gel.
Zaloğlu'daki hakkını kendi gözlerine gör. İstersen Zaloğlu da gelebilir. Ama Muzaffer'i ben öldürdüm Edim. Bunun için benden özür dileyeceksin. Dilerim, özür dileyen ben olurum. Yarın fabrikada görüşürüz. Reşit. Aa. Ah, ah, ah. Ne oldu? Neyin var gene? Midem ağrıyor biraz. Acaba yediğin bir şey mi dokundu ki? Bilmiyorum. En iyisi uyumak. Uyuyunca geçer. Hadi Allah rahatlık versin. Dur ben bir şey kaynatıp getireyim. Yok istemez, istemez, istemez. Hem canım çekmiyor, hem de şimdi ağzımın tadı kaçar. Ben biraz uyuyayım geçer. Hadi Allah rahatlık versin. Hiç uyuyarak geçer mi? Dur, azıcık ovalayayım ben. Ne oldu? Neye istemiyor? İstemiyorum değil Hacer'cim. İstemiyorum değil. Ama sen böyle 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 yapınca içim çok fena oluyor. Takatım da yok. Ondan. Ya ben uyuyayım geçer. Hadi Allah rahatlık versin. Hayırdır? Neye bakıyorsun saati? Ne işin var? Yok bir işim yok. Şimdi saat sabah 7'de bütün ılgatlar burada olur. Ya şimdi ben bu ağrıyla, bu sızıyla kaçta uyuyacağım, kaçta uyanacağım değil mi? Yok yok, en iyisi ben hiç uyumayayım. Ha, ben bir banyo yapayım. Hem böyle damarlarım, mamarlarım gevşer, iyi olur. Değil mi? Hadi sen yat uyu. Hadi uyu sen. Ben bir banyo yapayım. Havluyu da almadı. Aman Adanalı, canım Adanalı. Ben sana yandım, güzel delikanlı. Hey! Gülizar. Hele hele. Gülizar. Aman Adanalı, canım Adanalı. Allah, güzelim. Ben güzelim be. Gel, gel. Güzelim benim. Reşit'im. Ha.
havlunu almayı unutmuşsun. Ha. Ha. Sağ olasın. Hadi git hemencecik yat sen. Sabah erken kalkacaksın, uykusuz kalma. Hadi, hadi. Tamam. Kız onları? Dolaptan. Yoksa Temmuz'da 25. seneyi devriyemiz diye mi aldın bunları? Seneyi devriyemiz diye aldım. 25. Aslında ben bilezikleri de tamamlayıp öyle verecektim sana ama sen bulmuşsun işte. Olsun. Bunca sene sonra bunlar da yeter bana. Hem nicedir yanıma sokulmuyor. Artık Reşit'im beni sevmiyor mu, istemiyor mu diyordum ama seviyormuşsun. Hem de çok seviyormuşsun. Hadi kocacığım, hadi gel, gel. On sekiz saattir buradayız Hamza. Sen konuşmazsan daha da burada kalacağız. Komutanım, çok uykum var ha. Benim de var Hamza. Artık yakalandın oğlum. Ömrünün bundan sonrasını mapushanede geçireceksin oğlum. Belki de ipe gideceksin lan. Dışarıdaki asıl suçluyu hangi korku sebebiyle saklıyorsun? Bir adam! Yakalandın. Ne diyeceksin? Kendim vurdum diyeceğim. Senin adına hiç söylemeyeceğim. Güzel. Peki söylersen ne olacak? Söylersem anamın, babamın bir daha günlüğünün başı belaya girecek. Aferin. Çok güzel. Ama sözün söz değil mi? Karşılığını vereceksin. Tut ki yakalandım. Konuştuğumuz parayı babama vereceksin değil mi? Sözüm söz Hamza. Sözüm söz. Sen hele şu işi bir hallet de. Yedi sülalene yetecek kadar param olacak. Tut ki yakalandım. Anama hep bakacaksın değil mi?
Öyle dedin. Sözüm söz Hamza. Çok paran olacak Hamza. Çok paran olacak. Anne, ne yapıyorsun? Çarşıya gidiyorum. Birkaç parça bir şey alacağım. Fanila, don, çorap, üst baş Hamza'ya götüreceğim. Seni anlıyorum Güllü. Ama sen de beni anla. Yakında sen de ana olacaksın. Açıklayayım, müsaade et, küs yapma. Tanışıyor muyuz? Günaydın bacım. Günaydın bacım. Amanın ne güzel, güle güle bulunan kız. Reşit almış. He, Gülizar. Bak hele, gördün mü? Kocası almış. He, gördüm. Bağlım senin herif de bunlardan takacak mı sana? Eline yakışıyor. Sana alıştığın hayatı yaşatamamak dokunuyor bana. Ben mutluyum Kemal. Sana çok saygı duyuyorum. Kimi insanlar gün geliyor, nereden geldiklerini unutuyorlar. Ama sen öyle değilsin. Seni sevdiğim için değiştirdim. Bundan da hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Ama bir gün beni bırakıp gidersen, işte o zaman pişmanlık duyarım. Muzaffer Bey'i öldürdüğüne pişman mısın? Ölmek üzereyim ha. Öldürdüğüne pişman mısın? Başıma bunların geleceğini bilsem yemin ederim yapmazdım. Öyleyse söyle kim? Seni bu hale koyan kim? Hamza. Hayatın bitti. İstikbalim bitti Hamza. Sofrana aş koyan, çamaşırlarını yıkayıp ütüleyen, sen akşam eve geldiğin zaman güler yüze sana merhaba diyen bir karın olmayacak. Çocukların olmayacak Hamza. Yolun sonuna geldin oğlum. Kaybedecek hiçbir şeyin yok. Adam öldürmek en büyük suç. Kaç
kaç yaşındasın? 24. Seni azim ettireni söylemezsen 24 yaşında idam edileceksin. Seni kurtarmak için elimden geleni yaptım Hamza. Zeki, hayır. Zeki, hayır günahım. Kolay gelsin. Haberleri dün geç vakitte Paşazade'den aldım. Hiç ummadığımız bir şey. Kim olabilir sence? Bilmiyorum. Muzaffer'in çok düşmanı vardı Serap. Hamza'nın adını söylemeye korktuğu biri. Acaba kim? Ben de hiçbir fikir yürütemiyorum. Ya gerçekten çok şaşkınım. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Dua et. Hamza'yı bu duruma düşüren, Muzaffer'in ölmesine sebep olan o cani bulunsun bir an önce. Acil bir ziyaret için Ankara'ya uçuyorum Serap. Adana'dan eski bir ahbap Orhan. Muzaffer de çok iyi tanırdı. Demokrat Parti'den istifa etmiş, Adana'ya gelecekmiş. Onu bir görmem lazım. Ama gelişmeleri takip için seni sık sık arayacağım.
Komutan Cemal. Halide Hanım, abinizin katilini artık biliyoruz. Hamza her şeyi bir anlattı. Azmettiren Zekai Bey'miş. Ne? Maalesef. Bize yolu gösterebilir misiniz? Buyurun. Hamza nihayet konuştu Serap Hanım. Zekai Bey, sizi Muzaffer Dinç Aslan'ı öldürmeye azmettirmekten tevkif ediyorum. Tevkif edin. Arkadaşlar, asıl katil patronmuş. Zekai Bey'miş. Katil! Haydos, fabrika bugünlük kapanmıştır. Duydun o Serap Hanım'ı. Dağılın hadi işinize gücünüze. Dağılın. Hadi. Yürü önde dur size. Yürü hadi. Götürdüklerimi aldılar. Biz ve Hamza'ya dediler. Göstermediler bana oğlumu. Cezaevine yollamışlar. Adana'ya gideceğim belki. Ne yapsınlar bac? Senden ırak olmasın diye burada tutacak halları yoktu ya. Kaç sene yer diyorlar. Arkadaşları sormazlar diyor Cemşir. Allah bile de epey yollamasınlar. Oh bacım, oh. Ay. Muzaffer Bey'in hiç yoluna gittiğine mi yanayım, yoksa senin acına mı? Bilemedim vallahi. Nereye Reşit? Kenefe. Daha güzel kız. Hayrola kız, erkenleyin gelmişsin. Hasta falan mısın yoksa? Yok, Güllü paydos ettirdi.
Hayrola? Zekai Bey'i tutukladılar. Hoppala. Onu ya şimdik? Muzaffer Bey'i o öldürtmüş. Ne diyorsun kızım sen? Duyda inanma. Vay namussuz, şerefsiz. Hafız! Kapat! Niye bu? Niye bağırıyorsun? Muzaffer dayım Hamza'ya kim vurdurtmuş biliyor musun? Zekai. Kız bir damla. Gülizar, burada mıydın ya? Ben her yerde seni aradım. Çekil git başımdan, sokulma bana. Ya Gülizar ya. Allah rızası için beni bir dinle. Nene dinleyeceğim senin be? Karına takmışsın ya bana aldıklarını. Takmadım, bulmuş, bulmuş. Ya Gülizar, bak hele. Senin koynuna gelmek için hazırlanıyordum banyoda. Nereden düştüyse aklına bana havlu getirmek fikri düşmüş. O da gitmiş dolabın kapaklarını açmış. Havlunun arasında da altınları bulmuş. Takmış, takıştırmış. Ben de eli boş gelmemek için hiç gelmedim Gülizar. Ha. Parlıyordu bu sabahından Hacer. Artık taktıktan sonra sana neler ettiyse. Yapma etme Gülizar. Benim aklım, fikrim sende. Benim Hacer'le bir muhabbetim, bir münasebetim yok. Ya Gülizar, söyle. Beni affetmek için ne istiyorsun? Öl de öleyim, sürün de sürüneyim Gülizar. Bilmiyorum, bir düşünmem lazım. Ha. Sen de hele de. Ben ne yapmam gerekirse amadeyim. Beş kat fazlasını istiyorum. Beş kat ağır olacak benim kolyemle küpem. Ancak öyle affederim ben seni. Ben onları alana kadar dünyaları verdim. Ha, dünyalar Hacer'in koynunda ama. Ha? Beş kat fazlasını istiyorum. Bana verdiğin kıymeti göster. Beş kat fazlasını istiyorum. Artık bir hata yaptık. Mecbur bunu telafi edeceğiz. Tamam. Beş kat fazlası. Hadi gel şimdi şu boynundan bir öpeyim seni. Sonra önce dediklerimi yerine getir. Gece vakti bekliyorum bakalım. Bir akılsızlık eder de gelmezsen kendin bilir. 70 metre ötemden takip edersin beni bundan sonra. Aha sana peşin peşin söylüyorum bunu da burada. Bu gece mecbur geleceğiz. Şimdi bari ben kuyumcuya kadar bir gideyim. Kapatmadan yetiştim. Oo, yine mi sen? Buyur. He, gene hanıma bir şeyler alacaktın, olur mu? Olur tabii. Çiftçi başılıktan kazandıklarını biriktir. Üstüne başına bir şey alma, yeni gözlük takma. Paraları getir, burada harca. Ama Muzaffer Bey'i öldürtme sebebiniz neydi? Hamza'ya çok para teklif etmişsiniz.
Bu arada fabrikanın hesap defterleri incelendi. Zimmetinize büyük para geçirmişsiniz. Yasal olmayan işler çeviriyor diye mi Hamza'yı seçtiniz? Serap Hanım'a Ankara'ya gidiyorum demişsiniz. Oysa uçak biletiniz Paris'e. Paris'e kaçacaktınız. Hiçbir cevap vermemeniz suçu kabullendiğiniz anlamına geliyor. Zaten elimizdeki deliller de niyetinizi apaçık ortaya koyuyor. Şimdi Adana cezaevine, Hamza'nın yanına gidiyorsunuz. Adalet cezanızı verecektir. Götürebilirsiniz Zekai Bey. Buyurun Zekai Bey. Ki bu işin arkasından Gülün'ün çıkacağına. Ona bir özür borçluyum şimdi. Zekai bize en yakın insandı. Ama hiç göründüğü gibi değilmiş. Büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Kime güveneceğiz artık biz Kemal? Kim acaba? Birini bekliyor muyduk? Yok. Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk enişte. Bekle, geliyorum. Tamam. Hayırdır inşallah. Rüyadayım sanki. Dede, sen bugün gidip bu dayımın miras kağıtlarına bakacaktın. Ne oldu? Tam o sırada Zekai'yi tutukladılar. Ben de bütün bunların üstüne gidip bir şey soramadım. Ya Deze bak, Zekai gitti demek Güllü tek patron demek ha. Neriman var. Hem fabrikanın akıbetini düşünmek için biraz erken değil mi? Vallahi Deze, bana kalsa düşünsek iyi olur. Bu Güllü hiçbir işi beceremez Deze. Bak sana yemin ediyorum, çitlikte, fabrikada elden gider. Ha, biz de böyle dımdızlak kalırız ortada. Sen neden mi buraya getirdiler? Gir. Bir şey istediğin zaman gardiyan diye seslen.
yolsuz bıraktılar beni. Aç bıraktılar. Ya söylemeyecektim yoksa korktum, bitap düştü. Şimdi sadece Muzaffer'i değil, Zeka'yı da gömdüm. Mal varlığını başkasının üstüne geçir derken neler hesap ediyormuş. Bana Ankara'ya gideceğim demişti. Paris'e uçak bileti almış. Anlamış tabii yakalanacağını, kaçacak. Niçin Ankara'ya gideceğim demişti sana? Adana'dan eski bir ahbabımı göreceğim demişti. Demokrat Parti'den istifa etmiş. Adana'ya geri dönüyormuş. Hatta Muzaffer'in de yakın arkadaşıymış. Ben de nasıl inandıysam bunlara, Adana'ya geri dönecek adamın ayağına Ankara'ya gidilir mi? Orhan'ı söylüyor demek. Bak sen. Orhan Tofurcu. Evet, Muzaffer'in eski bir ahbabı olduğu doğru. Halide'nin mektepten sınıf arkadaşıydı. Ama Zeka'yı sevdiğini kimse söyleyemez. Zeka'yı ne zaman sıkışsa hemen onu arar. Ama o bütün yardımını Neriman'a olan saygısından yapardı. Neden sevmez Zeka'yı? Kimseye benzemeyen bir adamdır Orhan. İdealist, dürüst, namuslu. Hepimize bin basar. Doğruya doğru. Zeka'ya çocukken de güvenmezdi. Doğru oturur, eğri konuşur bu derdi. Demek onu bahane etmiş Zeka'yı. Duysa inanmazdı. Neyse, yakında gelecek zaten. Tanışırsın. Bir yanıyla rahmetli Muzaffer'e çok benzerdi. Affettin mi?
Ben geç kalmayayım. Kalkayım. Ramazan'la biz de avukata gideceğiz zaten. Nasıl isterseniz. Belki de Ramazan haklıdır. Gül'ü işleri tek başına yürütemez. Sonra her şeyimizden oluruz. Bir danışın. Siz bilirsiniz. Hadi akşama görüşürüz. Kolay gelsin. Ne işin var gene senin burada? Seni bekliyordum. Çekil yolumdan. İşime gideceğim. Ya dur giden. Geçenle konuşuyorduk ya. Ben onu barıştık sayayım mı? Yok. Ortaya dediydim lafımı. Ortaya mı dediydin? Kızım orada bir tek ben vardım ki ne? Başka kimse yoktu ki ne? Olur mu canım? Cemşir Ağa da oradaydı. Kabak Hafız da. Pakize, oyun oynama bana. Onlar sonradan geldi. Ne istiyorsun sen benden? Ben sana sevdalandım. Fakize bak, benim bu içimde taşıdığım şey çok güzel bir şey. Vallahi gerçekten. Bırak oğlum. Ya bak sen de kıyamıyorsun bana. Tamam naz yap, bir şey demiyorum. Ama nihayetinde he de bana ha. Yeah.